bu slaytlarla ilgili senin hikayelerini soracağım. Bunlar benimle de paylaşmış olduğun resimler, tedavi sürecinden sanıyorum. Bu hikaye benim için çok etkileyici. Evet. Ameliyattan çıkar çıkmaz en büyük korkum ameliyat öncesinde bana meme uçlarını alabiliriz demişlerdi. Ameliyattan ki ben 24 saat hiç kimseye inanmamıştım. Benim göğüs uçlarımı aldılar ve bana yalan söylüyorlar gözüyle bakıp. Uyandığım anda da ilk sorduğum sorulardan ve hatta 20 kere üst üste sorduğum soru göğüs uçları alınmış mı diye sormuştum. 24 saat sonra kendi gözlerimle gördüğümde inanmıştım. Dolayısıyla her resmin bende çok değişik anıları var. Çok güzel. Bu da yine tedavi sürecine ait sanıyorum. Ben bunları belli bir sıralamaya göre değil, bana gönderdiğin şekilde. Evet. Her yöntemi denediğimi söylemiştim. Bu tedavim bittiği anda arkadaşlarımın bana yaptığı sürpriz bisiklet. Hep bisiklete binmek istiyorum. Çok en son çocukluğumda bindim, en son çocukluğumda bindim deyip tedavinin bittiği gün gelen arkadaşlarımdan gelen bisiklet hediyesiydi. Çok güzel, harika. Bu da sanıyorum sevgili Kayahan'la, rahmetli Kayahan ve eşiyle olan Evet. bir resim mi? Bu senin tedavi Evet, sürecinde, onların ziyareti mi? evet. Burada da yine böyle hüngür hüngür ağlayarak içeri girdiğim Kayahan'la ilgili de şöyle anım var. 13 yaşından itibaren kendisinin hastasıydım. İlk konserim, son konser, hiçbir konserini hiç kaçırmadım. Ve hep merak ediyordum. Ve yine çok ağladığım günlerden birisi. Her defasında Kayahan nasıl, Kayahan nasıl diye soruyordum. Gerçekten o gün benim için yine çok ağladığım bir anda onlar içeri girdiğinde portu falan fırlatacaktım yani. Hani kemoterapileri falan fırlatacaktım. Örnek olsun diye anlatıyorum. Kayahan'a hızlıca anlatayım. Şunu anlatmıştı bana. 1991'de kanser teşhisi koyulmuş. Ve 1991'de kanser teşhisi koyulduğunda sizin 8 ay ya da 1 yıl ömrünüz var. Yaşamınıza ne yapmak istiyorsanız onu yapın demiş. Dolayısıyla Kayahan onun üzerine 3 farklı çeşit kanser geçirmişti ve biliyorsunuz 2015'te kaybettik. Bana şunu söylemişti. Onlar bana kansersin dediler. Ben hayır siz saçmalıyorsunuz dedim. Onlar bana kemoterapi kullanacaksınız dediler. Ben peki siz istiyorsunuz diye kullanıyorum. Ben belki Allah rahmet eylesin çok böyle sert ve snob bir adam gözükebilirim ama ben çok duygusal bir adamım. Beni hayata bestelerim, aşk parçaları, aşkım ve çocuklarım bağladı demişti. Dolayısıyla gerçekten buna benzer çok fazla hikayeler var. 91 nerede, 2015 nerede? Dolayısıyla bunu da bir kez daha altını çizmek isterim. Bu arada Allah rahmet eylesin. Benim hayatımda çok önemli anısı oldu. Beni çok etkileyen bir konuşma ve açıklamaydı doğrusu. Kesinlikle bir mucize olarak yaşamış. Gerçekten de kendi de hep söylediği, anlattığı bir şey. Bunu da güzel ruhuna sevgimizi yolluyoruz tekrar büyük ustamıza. Evet.